Evet, merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla tekrardan karşınızdayım. Bu videomuzun konusunu bizim kanalımızın izleyicileri gayet iyi biliyorlar. Arkadaşlar şunu göstersem, aa tamam diyeceklerdir büyük ihtimalle. Yeni gelen abonelere, yeni gelen izleyicilere bunu tanıtayım arkadaşlar. Bunun kanalımda videosu var. Nasıl yapıldığını, akvaryum süpürgesi yaptığım videosundan görebilirsiniz. Tabii bunu tanıtmayacağım. Şimdi kısaca bahsedeceğim ve işimize bakacağız. Arkadaşlar normal bir pet şişenin yarısı. İçerisinden kapakla beraber delip bir hortum geçirdim. Sert bir boru daha doğrusu. Ardından şu hava motorunun, şöyle göstereyim, şu serum hortumunu bunun içine sokacağız. Şuraya kadar, şöyle şuraya kadar gelecek. Buradan çıkan havayla suyun kaldırma kuvvetinden faydalanarak su buradan akacak ve pislikler burada toplanacak. Böylelikle dipteki bütün pislikleri böyle çekmiş olacağız. Sonra buradaki biriken su tekrar şu deliklerden temiz bir şekilde akvaryuma gidecek. Böylelikle zahmetsiz ve kolay, bir de zevkli, bir şimdi göstereceğim, zevkli şekilde akvaryumlarımızın dip çekimlerini yapmış olacağız. Şimdi bunun birçok yöntemi var. Onu söyleyeyim. Şimdi neden bunu yapıyoruz onu da anlatayım. Arkadaşlar bizim balıklarımızı hasta eden, sularımızı bozan, akvaryumlarımızı kokutan, bizi mahveden bir durum bu. Yani şu dipteki ada bu. Gördüğünüz partiküller, dışkılar, yem artıkları. Bunlar olmazsa olmaz. Bunlardan da su bakterileri besleniyor. Hani zarar o kadar da full mu zararlı değil. Ancak bunların burada kalması bizim için ne kadar çok kalırsa o kadar kötü. Suyumuzu bozuyor. Şöyle oturayım tekrardan. Bu yüzden küçük akvaryumlar her zaman daha yorucu, daha zahmetlidir. Bilindiğinin aksine. Neyse bunu ayrı bir konu yaparım ben. Video konusu yaparım. Şimdi uzatmadan diplerimizin çekimlerini güzelce yapalım. Elimden geldiğince telefonu bir yere sabitlemeye çalışarak sizlere bu süreci göstereceğim. Çünkü çok zevkli arkadaşlar. Ha bir de şunu söyleyeceğim. Şimdi ben bu makineye takacağım hava çıkışında. Yani havayı buradan sağlayacağım. Ancak sizde bu yoksa ağzınıza hortum alıp oradan da üfleyerek yapabilirsiniz. Şimdi o zaman ne yapıyoruz? Dipleri çekmeye başlıyoruz. Umarım gösterebilirim. Tek elle yaparken tek elle çekmek çok zor. Hele bunu tutarken imkansız gibi bir şey. Ama telefonu bir yere bir şekilde sabitlemeye çalışacağım. Daha fazla uzatmadan işimizin başına geçelim. Öncelikle bu düzeneğimizi, süpürgemizi böyle akvaryumun içerisine bir salıyoruz. Şöyle yatırarak. Orada bir duruyor. Ha bu arada bunun yapımında önemli olan şey suyun, yani şu akvaryum suyunun hortumun neresine kadar geldi. Hatta biraz daha içeri iteceğim hortumu. Bu gibi kriterlere dikkat edin, yapmak isterseniz. Ki bence yapın. Her akvaryum hani balık besleyenlerin mutlaka ama mutlaka edinmesi gereken bir düzenek. Şimdi bunu içine bıraktık arkadaşlar. Sonra hortumumuzu alıp şöyle bu delikten içeri sokuyoruz. Yeterli miktarda girip girmediğini şuradan çıkınca anlayacağız. Galiba şu an aynen. Mesela şöyle göstereyim. Hortum burada. Biraz içine çekeyim. Şöyle. Çok da ağzından çıkmasın. Yani bu bizim serum hortumu, hortumun, borunun tam böyle uç kısmında olacak. Burası da tamam. Şimdi makineyi fişe takacağız. Ya da makinemiz yoksa şu hortumu, şu hortumun diğer ucunu kendimiz ağzımızla üfleyeceğiz. Hatta ağızla üflerken daha iyi oluyor. Çünkü böyle daha basınçlı yaptığınız zaman daha hızlı çekebiliyorsunuz. Ama ben motor olduğu için ve size göstermek için ağzımla üflemeyeceğim. Evet, hortumumuzu da takıp makineyi, yani fişi makineye taktıktan sonra gördüğünüz gibi suyu kaldırıyor arkadaşlar. Ve performansına beraber bakalım. İnanılmaz zevkli bunu yapması, böyle insanı rahatlatıyor.
göstereyim arkadaşlar. Finalde pırıl pırıl tertemiz oldu. Şimdi buraya geçiyorum. Hatta biraz sonra ben buralara devam edeceğim. Şimdi sıra buraya geçtim. Şöyle. Hızlı hızlı devam ediyorum. Çok sürmüyor. İkişer, üçer dakika. Şimdi ne diyecektim? Bunlar bir çöksün. Böyle su bir berraklaşsın. Bir daha az daha çöksün. Ben yine son kez bir üstünden geçerim ama sonuç olarak finalde pırıl pırıl durumlarımız böyle. Burayı da finalde yine göstereceğim arkadaşlar. Diğer videolarda olduğu gibi. Temizlik devam. Son bölümdeyiz. Şöyle tutarak göstereyim. Dostlar, arkadaşlar, canlar. Ağda temizlik bu kadar basit. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl arkadaşlar. Şöyle. Şimdi abi işte balığın mantar oldu. Abi şöyle oldu. Abi böyle oldu. İşte bütün soruların cevabı bu arkadaşlar. Allah'tan bize ziyan gelmedikçe bu akvaryumun suyunu asla bir şey bozamaz. Balıkları asla nazar haricinde Allah'tan gelen bir şey olmadıkça balıkları bir şey hasta edemez. Hani diyorum ya bütün olay bunda ya, dipteki o partiküllerde, yem artıklarında, balık dışkılarında, onları temizledikten sonra zaten suyumuz da dış filtreden geçtiği için pırıl pırıl. Bu böyle yaparsanız balıklarınız da büyür, balıklarınız da yetişir. Sonra suyunuz da kaliteli olur, suyunuz da berrak olur. Şu an camlarım kirli ama az çok suyun berraklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle, benim suyumda öyle bulanıklık olmaz. Başka da ne, yani bütün her şeyin cevabı bu aslında. Fazla da uzatmaya gerek yok. Bunu yaparsanız içinizde, kafanızda, gönlünüzde rahat olur. Şimdi ben size bu diplerden çıkan ve süngerde birikenleri göstereceğim arkadaşlar. Şöyle alayım makinamızı, cihazımızı. İşte bunlar. Bunlar bizim akvaryumumuzun dibinde duracaktı. Eğer çekmeseydik. Görüyor musunuz? Yani şu kiri, şöyle ışığı birazcık kaldıracağım bir saniye. Şöyle tutayım. Şöyle daha net. İşte bunlar bizim akvaryumumuzun bütün düzenini altını üstüne getiren, bozan bu. Bunlardan kurtulduktan sonra kafanız rahat arkadaşlar. Şimdi balıklar da mutlu. Balıklar da sevinçli. Görüyorsunuz. Mis gibi oldu. Vallahi sizlere şiddetle önerim. Bundan bir tane yapın arkadaşlar. Yapımı basit. Hayat kurtarıcı. Hobiden soğumak yerine hobiye alıştıran, ısındıran bir materyal oldu elimizde. O halde bir sonraki videoda umarım yine böyle faydalı bir bilgiyle gelirim size. Böyle bilgilerle gelmeye çok elimden geldiğince çalışıyorum. Devrik bir cümle kurdum ama siz beni anladınız diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.